Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı olan Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Halkımız şeriatın gelmesini istiyor dedi. Peki Milas halkı şeriatın gelmesini istiyor mu? İzliyoruz. Yani bence şeriatın gelmesi haktır. Çünkü şeriat yani mesela bir insanların kendi kafasından uydurdukları bir şey değil. Daha çok yani dine yönelik, Allah yolunda, hak din yolunda mesela hakkın emrettiği şekilde mesela insanlara davranmak. Anlatabilir miyim? Çünkü haksızlık çok, adaletsizlik çok. İnsanlar iyice sapıttı. Yoldan, raydan çıkan çok. Ne bileyim. Yani kötülük aldı başını gidiyor. Şeriatın gelmesiyle bunlar biteceğini mi düşünüyorsunuz? Düşünüyorum. Evet. Çünkü boşuna dememişler. Şeriatın kesip parmak acımaz. Eskiden misal biri geliyordu. Senin bahçede su olsun. Çalıp götürüyordu. Ne arada? Yani tabii görmemişiz ama bilip duyduğumuz kadarıyla hırsızlık yapanı misal kolunu keserlerdi. O bile hırsızlık yapmazdı. Türkiye'ye asla şeriat gelmeyecek. Çünkü son Türk Kağanı Mustafa Kemal Atatürk'te 1934 yılında kadına seçme seçilme hakkını vermiş. Yani dünyada Türkiye'de öküzün haklarından daha az hakları olan kadına 1934 yılında bir kurucu lider bu hakları vermişken çıkıp bugün 21. yüzyılda, yani şimdi hakaret etmek istemiyorum da, geri zekalı birinin bunu söylemesi, yani şeriatın gelmesi demek tamamen kadının sosyal hayattan çekilmesi demektir. Asla böyle bir şey olmayacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. Atatürk'ün nesli olarak buradayız. Bunu söyleme hadsizliğini gösteren kişiye karşı da Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Dünyada hiçbir yerde siyasi olarak seçme seçilme hakkı yokken Türkiye'de 1934 yılında bu hakları elde eden bizler bu haklarımızı asla geri vermeye razı değiliz. Bunu söyleyeni de şiddetle kınıyorum, nefretle lanetliyorum. Kendi kızlarını, çocuklarını gidip Amerikalarda, şuralarda, buralarda okutan insanların Türkiye'ye şeriat gelecektir demesi kadar abesle iştigal edilen bir şey olamaz. Tekrar söylüyorum, nefretle kınıyorum. Asla da şeriatın gelmesine izin vermeyeceğiz. Böyle biliniz. Hepimiz Müslümanız. Yani önemi olan biriyle baştaki zaten şu anda öyle bir yapmış ki ekonomik, yani insanların hali ortada. Yani insan Müslümanlık, yani bir türbende bir şeye bağlı değil. Kalbinde yaşıyorsun. Dini kalbinde yaşadın mı tamamdır zaten. Yani bu baştakinin ki hiçbir zaman biz kabul etmedik ve etmiyoruz. Kapalı insanlara karşı saygım çok sonsuzdur. Benim bir teyzem vardır. Teyzelerim özellikle hocadırlar kendileri. Ama o kadar da geniştirler ki, şöyle genişleyeyim. Yani kültür bakımından çok, yani kadını bir açık görsün, kınamazlar. Hani namazın yeri, dinimizin yeri ayrıdır. Gene açık gez diyor, gene et diyor ama namazını kıl. O senin şeyindir diyor, yani borcundur diyor. Aman aman da bir şeriat gelsin, aman aman da böyle bir kapalılık olsun. Çok saçma bir şey yani böyle, yani ne bileyim. Gençlerimiz var, bak sizler de gençsiniz, okuyan torunlarım var benim. İleriye doğru, Türkiye'mizin ileriye doğrusunu, ha İran'ın şeriatını getirirlerse eyvallah. Zaten yakında da o olacaktır, milletin istediği de odur. Zaten bizim biraz dar görüşlü insanlarımız var. Kim benim hakkımda artık bu der ki bu kadın nasıl bir röportaj yapmış, ama vallahi herkesin görüşlerine saygı duyulacaktır. Ben karşıyım. Kendi adıma konuşuyorum, ben karşıyım. Yani ben geleceğe, ben gençlerin fikirlerine hayran. İran gibi olacak sonuçta. Astım astık, kestim kestik. İstemiyorum. Bizim ülkemiz laik bir ülke. Öyle kuruldu. Anayasamız öyle. 1923'ten beri bu ülkede cumhuriyet var ve bizler Atatürk'ün çocukları olarak ve Türk vatandaşı olarak ve burada Türkiye'de yaşayan halk olarak böyle bir şey asla istemiyoruz. Erbakan'ın demesiyle Türkiye'de şeriat gelmez. Türkiye Cumhuriyeti layık, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Ama onların kendi düşünceleriyle bugüne kadar şeriatı getiremediler.